Verilen bu inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini doğrudan gerçekleştirmeye yöneliktir? Teşviki Sanayi Kanunu'nun kabulü. Arkadaşlar bu hem devletçilikle alakalı hem e, milliyetçilikle alakalı. Neden? Çünkü sanayiye teşvik var. Bu kısım devletçilikle alakalı diyebiliriz. Ancak bu şekilde sanayiye teşvik verilmiş olması milli ekonomiyi güçlendireceği için milliyetçilikle de alakalıdır. O yüzden diğer öncülerimize de bakarak cevabımıza karar verelim. Duyunu umumiyenin varlığına son verilmesi. Duyunu umumiye genel borçlar idaresiydi arkadaşlar ve Osmanlı devletinin neredeyse e, bütün gelirlerine el koyuyorlardı. Bu da tabii ki ekonomik bağımsızlığa ters bir durumda arkadaşlar. Ekonomik bağımsızlık da tam bağımsızlığın bir parçasıdır biliyorsunuz ki. Bunun için duyun umumiyenin kaldırılması gerekiyordu. Tabii ki yine devletçiliğin de etkisi vardır arkadaşlar burada ama ekonomimizi yabancıların elinden kurtarmak için atılan bir adım olduğu için daha çok milliyetçilik ilkesiyle alakalı olduğunu ifade edebiliriz. Yine kapitülasyonlar da aynı şekilde arkadaşlar. Kapitülasyonlar yabancı devletlere verdiğimiz ayrıcalıklardı. Siyasi, mali, adli gelişmemizi engelliyordu bunları kaldırdığımızda ise yine tam bağımsızlık yolunda önemli bir adım atmış oluyorduk ve yabancı devletlerin bizim ekonomimiz üzerindeki etkisinden kurtulmuş oluyorduk dolayısıyla genele baktığımızda aslında milliyetçilikle alakalı olduklarını ifade edebiliriz devletçilik kafanızı karıştırır diye bu şekilde açıklama yapmak istedim dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur Milli mücadelenin hazırlık döneminde dile getirilen aşağıdaki kararlardan hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesiyle paralellik göstermez? Arkadaşlar cumhuriyetçilik ilkesinde halkın kendi kendisini yönetmesi ve milli irade söz konusudur. Bakalım. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada arkadaşlar halkın etkin olması söz konusu değil mi? Dolayısıyla doğru olur. Kuvayi Milliye'yi etkin milli iradeyi hakim kılmak esas Tabii ki arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi zaten milli irade vurgulandığına göre elbette Cumhuriyetçilik ilkesiyle paralellik gösterir diyebiliriz. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez, parçalanamaz. Arkadaşlar burada cumhuriyetçilik ilkesinden bahsedemiyoruz. Sadece vatanın bölünmez bir bütün olduğu vurgulanmış. Yani halkın yönetimde söz sahibi olması gibi bir durum söz konusu olmadığı için C şıkkı olmaz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesi tabii ki doğru olur arkadaşlar yine. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç ve kuvvet yoktur ifadesi de millet iradesi üzerinde aslında hiçbir güç ve kuvvet kuvvet olmadığını ifade eder. Dolayısıyla bu da cumhuriyetçilik ilkesiyle paraleldir. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olur. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Arkadaşlar devletçilik ilkesiyle ilişkilendirmemiz mümkün mü? Değil değil mi? Çünkü devletçilik ilkesi dediğimizde aklımıza daha çok ekonomiyle alakalı yatırımlar gelmeli. Dolayısıyla bu olmaz. Cumhuriyetçilik olur mu? Tabii ki seçme ve seçilme hakkı millet iradesi söz konusuysa eğer elbette cumhuriyetçilikle alakalıdır. Cumhuriyetçilikle biliyorsunuz ki halk kendi kendisini yönetir. Yani onu yönetmesini istediği kişileri halk kendisi seçer. Kadınlara bu şekilde haklar verilmesi tabii ki cumhuriyetçilikle alakalıdır. Halkçılık olur mu? Yine olur arkadaşlar. Çünkü halkçılık dediğimizde de aklımıza eşitlik gelmeli. Bakın erkeklerin zaten bu şekilde hakkı varmış ki kadınlara böyle haklar tanınmış değil mi? Dolayısıyla kadınların da artık seçme ve seçilme hakkına sahip olması erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu da bize halkçılığı gösterir. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 yani değişik olur akıl ve bilim aşağıdaki ilkelerden hangilerini bütünler? Arkadaşlar akıl ve bilim dediğimiz zaman aklımıza hemen laiklik gelmeli. Biz bugüne kadar layıklığı sadece din ve devlet işlerinin ayrılması olarak düşündük ama hayır. Akıl ve bilim e, laiklikte ön plandadır arkadaşlar. Yani bilimsel çalışmalar, bilime önem vermek gibi kavramlar gördüğünüzde laiklik aklınıza gelmeli. Bunlar için peki ne yapılmalı? Yenilik yapılmalı değil mi arkadaşlar? Yani inkılapçılık yapılmalı. İnkılap çağcılık ve laiklik akıl ve bilim için oldukça önemli e, kavramlardır diyebiliriz. Bu ilkelerin birlikte bütün halinde hareket etmesi akıl ve bilime tabii ki katkı sağlayacaktır. Bilimsel çalışmalar, bilimsel yenilikler yapılacaktır. Dolayısıyla cevabımız aşık olur. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü dikkate alındığında Atatürk milliyetçiliğinin esaslarından hangilerine dayandığı söylenebilir. Arkadaşlar etnik birlikteliğe tabii ki dayanmıyor. Çünkü ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Ne mutlu Türk olana değil. Ne mutlu Türk'üm diyene diyebilene aslında demek istiyor. Yani biliyorsunuz Türkiye sınırları içerisinde arkadaşlar pek çok etnik kültürden, ırktan insan var. Ancak ne mutlu Türk'üm diyene diyen herkes Türktür demek istiyor. Dolayısıyla etnik bir birliktelikten bahsetmiyor aslında. Duygu ve kültürde birliktelik olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Duygu ve kültür anlamında kendini Türk hissediyorsa bir insan Atatürk milliyetçiliği bunu gösterir bize. Dolayısıyla doğru. Din ve dil ortaklığı da tabii ki olmaz. Çünkü herkes farklı e, dine mensup olabilir, e, kendi içinde farklı dili de kullanıyor olabilir ama tabii ki resmi dil olan Türkçeyi okullarda, e, resmi kurumlarda kullanmak zorundayız ama kendi e, ailesi içerisinde farklı bir dil de kullanabilir arkadaşlar. Yani ne mutlu Türk'üm diyene sözünden biz tabii ki üçüncü öncülle çıkaramayız. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi olan CHP'nin parti programında yer alan, kanunlar özelinde mutlak bir eşitlik kabul eden, hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaate imtiyaz tanımayacak yurttaşları halk olarak kabul ederiz. Aslında arkadaşlar soru iş içerisinde bize cevap verilmiş. Herkesi bir halk olarak göreceğiz. Herkes eşittir demiş. Eşitliği gördüğümüzde aklımıza hemen halkçılık gelmeli. Dolayısıyla cevabımız aşağıdaki olur. Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin genel özellikleri arasında yer almaz? halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devlet eliyle yatırım yapılması tabii ki olur arkadaşlar. Özellikle ekonomik anlamdaki gelişmeleri gördüğümüz zaman hemen devletçilik diyoruz. Devlet tarafından kalkınma planları hazırlanması olur mu? Tabii ki olur. Ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından planlanması olabilir arkadaşlar. Yine kabul edebiliriz. Özel teşebbüslü yatırımlara devlet tarafından destek verilmesi tabii ki arkadaşlar. Önemli olan devletin kazanmasıdır burada. Yani yani özel teşebbüs tamamıyla ortadan kaldırılıyor gibi sakın düşünmeyin. Özel teşebbüsü yatırımlara da devletin destek vermesi tabii ki devletçilik ilkesiyle alakalıdır. Ülkedeki bütün ekonomik faaliyetlerin devlet eliyle yürütülmesi ise yanlış olur. Dediğimiz gibi özel yatırımlar da arkadaşlar olabilir. Her şey devlet eliyle yürütülecek diye bir şey yoktur devletçilik ilkesinde. Bu yüzden E şıkkı olmaz. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu durum ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Cumhuriyet döneminde benimsenen eğitim ilkeleri doğrultusunda eğitim ve öğretim dili Türkçe olarak kabul edilmiş ve kız erkek tüm öğrencilere parasız eğitim hakkı tanınmıştır. Bakalım arkadaşlar milliyetçilik olur mu? Olur değil mi? Neden? Çünkü eğitim dili arkadaşlar Türkçe olarak kabul edilmiş. Dolayısıyla elbette doğru. Halkçılık olur mu? Yine olur. Neden? Çünkü kız erkek öğrenci fark etmeksizin herkes eşit olarak kabul edilmiş ve herkese parasız eğitim hakkı tanınmış. Eşitlik söz konusuysa halkçılık diyoruz. Peki burada layıklıktan bahsedebilir miyiz arkadaşlar? Hayır. Çünkü burada din ve vicdan özgürlüğünden ya da bilimsellik gibi konulardan bahsedilmemiş. Dolayısıyla layıklıkla alakalı bir durum yoktur. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. 1921 Anayasasına devletin dini İslamdır maddesinin eklenmesi ve TBMM'nin şer'i hükümlerin yerine getirilmesinden sorumlu tutulması aşağıdaki anlayışlardan hangisine terstir? Arkadaşlar tabii ki laikliğe terstir değil mi? Çünkü laiklikte din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır. Ancak burada gördüğünüz gibi meclis şer'i hükümlerin yerine getirilmesinden de sorumlu tutulmuştur. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olur. Bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin gereğidir? Atatürkçülüğün dinamizmi ve sürekliliği sağlanarak Atatürk devrimlerinin durağan olması engellenebilir. Yani arkadaşlar sürekli yenilenen, değişim içerisinde olan, dinamik olan bir yapıdan bahsediliyor burada. Peki bu hangi ilkeydi? Elbette inkılapçılıktı. İnkılapçılık ilkesiyle birlikte arkadaşlar biz sürekli yenilik ve değişim olduğunu ifade edebiliriz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olur. Atatürk ilkeleri ve ipucu kavramları ile ilgili yukarıda verilen diyagramda hangi iki ilke yer değiştirirse doğru bir bilgi verilmiş olur? Bakalım arkadaşlar. Cumhuriyetçilik altında milli irade, seçim meclis, çok partili rejim gibi kavramlar yer almış. Bu tamamıyla doğru bir eşleştirme olmuş. Milliyetçilikte ortak dil, ortak tarih, milli kültür, milli benlik tabii ki arkadaşlar doğru olur. Halkçılık, topluma hizmet, sosyal devlet, sınıf ayrımının reddi, kanun önünde eşit Söz konusuysa ne dedik zaten halkçılık dedik. Devletçilikte de karma ekonomi, devlet bankaları, devlet fabrikaları ekonomi ile alakalı kavramlarda devletçilikle alakalı. İnkılapçılıkta arkadaşlar din ve vicdan özgürlüğü ve akılcılık ve bilimsellik verilmiş. Bu tabii ki layıklıkla alakalı değil mi? Peki inkılapçılık neyle alakalıydı? Yenilikle, dinamik bir yapıyla, değişimle alakalıydı. O zaman layıklık ve inkılapçılığın yer değiştirmesi gerekiyor. Bu sebeplerle cevabımız değişik olur.